Merhaba arkadaşlar arı yayınları Finito Fen Bilimleri Atölyem kitabı 8. sınıf kazanım tadında sorular 8 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Birinci sorumuz aynı sıcaklıkta aynı sıvıdan alınan iki örnek özdeş ısıtıcılar ile aynı süre ısıtılıyorlar. Bu süre içerisinde oluşan sıcaklık değişim grafikleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre arkadaşlar grafiklerde oluşan farklılığın sebebi sıvıların hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanır diyor. Arkadaşlar ikisi de 2 iki dakika ısıtılmış. İkisinin de ilk sıcaklığı 10 derece ama 2 dakika sonra bir tanesinin sıcaklığı 30 dereceye çıkarken ikincisinin sıcaklığı 20'ye çıkmış. Niye olabilir arkadaşlar? Demek ki kütleleri farklı arkadaşlar. Birincinin kütlesi daha az demek ki daha çok daha sıcak olmuş. İkincisinin kütlesi daha fazla olduğu için sıcaklık artışı daha az olmuş. Öz ısıları aynıdır çünkü aynı sıvı arkadaşlar. Buharlaşma ısıları da aynıdır aynı sıvı olduğu için. Aldıkları ısı da aynı arkadaşlar. Çünkü eşit sürede ısıtıyor bir de aynı ısıtıcılarla ısıtıldığı için. Aldıkları ısı da eşit ancak kütlelerinin farklı olmasından dolayı arada böyle bir fark oluşmuş sıcaklık farkı. Isıtılan maddenin sıcaklık artışının kütleye ve öz ısıya bağlı olduğunu göstermek isteyen Hamza yukarıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? Evet arkadaşlar şimdi kütleye bağlı olduğunu gösterebilmemiz için aynı cins ancak kütlesi farklı olan seçmem lazım. Aynı cins kütlesi farklı ne var arkadaşlar? 2 ve 4 var. Aynı cinsler ve kütleleri farklı. Peki öz ısıya bağlı olduğunu göstermek için de arkadaşlar bu sefer Cinsleri farklı olacak ama miktarları aynı olacak. Cinsi farklı miktar aynı olan kim var arkadaşlar? Ee, 3, 4 olabilir. 1, 2 olabilir. Şıklara baktığım zaman zaten birincisi için 2 ve 4 demiştik. Diğerinde 1 ve 2 seçebiliriz arkadaşlar. Aradığım cevap o zaman C şıkkı olur. Aşağıda bir sıvıya ait 3 örnek için çizilen grafikler verilmiştir. Bu sıvıların ısıtma işlemi sonunda Sıcaklık değişimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye arkadaşlar? Evet. Kütlesi en az olan K arkadaşlar. Ancak en çok ısıyı K'ye vermişler. Demek ki sıcaklık artışı en çok kimde olur? K'de olur. Hem kütlesi az hem de çok ısıtıldığı için en çok K'nin sıcaklığının olması lazım. Daha sonra arkadaşlar L'nin hem kütlesi çok hem de en az ısıyı L'ye verdiklerine göre arkadaşlar en az da arkadaşlar en az da L'de olmalı. En çok K, en az L olan hangisi arkadaşlar? En çok K, en az L olan D şıkkıdır arkadaşlar. Sıcaklık karşı en çok K'de olacak, en az L'de olacak. M'de ikisinin ortasında bir sayı. Cevabımız D şıkkı. Özdeş K, L, M kaplarında ilk sıcaklıkları eşit, farklı kütlelere sahip su bulunmaktadır. Her üçünün sıcaklığı aynıymış arkadaşlar. Kütleleri farklı. Üçünde de aynı cins sıvı var. Su var üçünde de. Kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit sürelerde ısıtıldığında kaplardaki suların son sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? Nedir arkadaşlar? Miktarı az olanın sıcaklığı daha çok artacak. Miktarı az olan hangisi? 2 numara. En sıcak bu olacak. Daha sonra 1. Miktarı en çok olan da daha soğuk kalacak. 3 numara. 2, 1, 3 arkadaşlar. Bu neye benziyor arkadaşlar? Mutfakta işte iki tane CZ var diyelim. Birine çok su koydunuz, birine az su koydunuz. Ocağın altını aynı açtınız. Ne olur? 5 e dakika sonra söndürdük ocağın altını arkadaşlar. Miktarı oz olanın sıcaklığı daha fazla artmış olacak değil mi? Evet, beceri temelli metodunda sorular 4'e geçtik arkadaşlar. Birinci sorumuz, Başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan P, R, S ve T sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Sıvıların son sıcaklıkları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu maddelerin öz ısıları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangisi olur arkadaşlar? P sıvısının son sıcaklığı T'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar şimdi başlangıç sıcaklıkları aynı. Bir canlandıralım gözümüzde. 3-4 tane sıvı çizdi yazdım şuraya. Sıcaklıkları aynıymış. Kütleri aynıymış. Hepsinin miktarı aynı arkadaşlar. Şöyle miktar olarak kütle olarak aynılar. Şekiller yanıltıcı olabilir. Aynı ısıtıcıları koydum altına. Hepsinde de bir tane ısıtıcı var arkadaşlar. İlk başta hepsi de sallıyorum. Kaç derece olsun? 20 derece olsun. Hepsi de 20 derece arkadaşlar. Sıvıların son sıcaklıklarıyla ilgili bir bilgi verilmiş. Diyor ki P'nin son sıcaklığı T'den küçük. O zaman sıcaklıkları karşılarsak T büyük P'den. Son sıcaklığı en büyük olan R'ymiş. En büyük R ise arkadaşlar. S'nin son sıcaklığı T'ninkinden büyük. O zaman arkadaşlar sıralamayı şöyle yapabildik. İçlerinde en sıcak R, sonra S, sonra T, sonra P arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar öz ısısı en küçük olan çabuk ısınan, kolay ısınan yani öz ısısı en küçük olandır. R, Sonra S, sonra T, en büyük olan da P'dir arkadaşlar. Cevabımız A. Bakın son sıcaklıklarını bulduk. R'nin en büyükmüş, S'nin daha küçük, T'nin daha küçük, en küçük sıcaklığa sahip olan P. Neydi arkadaşlar? Öz ısısı küçük olan çabuk ısınıyordu. Öz ısısı büyük olan geç ısınıyordu. Demek ki öz ısısı en küçük olan R2 çok daha ısınmış diğerlerine göre. İlk sıcaklıkları aynı olan sular özdeş S, D ve T kaplarına konulup özdeş ısıtıcılar ile 4 dakika ısıtıldığında aşağıdaki grafikler elde ediliyor. Üçünde de, şey, üçün, dör, üçün de, de su var arkadaşlar. İlk sıcaklıkları aynı. 10 dereceymiş hepsi. 4 dakika ısıtıyorum. Birinci kaptakinin sıcaklığı 55'e çıktı. ikinci kaptaki 35'e. Üçüncü kaptaki 40'a çıktı arkadaşlar. Grafikleri inceleyen bazı öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Buna göre öğrencilerin yorumlarından hangileri yanlıştır diye Okuyalım arkadaşlar. Isıtma işlemi sonunda kaplardaki sular eşit miktarda ısı almıştır. Evet arkadaşlar aynı ısıtıcıyla ısıttığımız için ve aynı süre ısıttığımız için hepsi de aynı ısı almışlardır. Doğru. Suların 4 dakika sonunda sıcaklık değişimleri farklıdır. Evet. Mesela bu 55 derecenin çıkartalım 45 derece değişmiş. Bununki 35'ten onu çıkartırsam 25 derece fark etmiş. Bununki de 40'tan onu çıkartırsak 30 derece fark etmiş. Yani birbirinden farklı derecelerde değişmiş. Doğru. S kabındaki S kabındaki suyun kütlesi en büyük. D kabındaki suyun kütlesi en küçüktür diyor arkadaşlar. Kütlesi en büyük olan arkadaşlar içlerinde sıcaklığı en az artandır. En az artan kim arkadaşlar? Ortadaki Sıcaklığı en az artan bu olduğu için en çok kütle D'dedir arkadaşlar. S'deki kabın kütlesi, en, S kabındaki suyun kütlesi en büyük değil, D'dekininki en büyüktür. Hatta en çok sıcaklık artan hangisi? 45. E S. S'nin kütlesi içlerinde en az olan arkadaşlar. Tam tersi yani Talat'ın ifadesi yanlıştır. Cevabımız B şıkkı. Sedat laboratuvarda maddelerde ısı etkisiyle meydana gelen sıcaklık değişimlerinin bağlı olduğu faktörlerden birisini araştırmak için özdeş kap ve sabit ısı veren özdeş ısıtıcılardan oluşan aşağıdaki deney düzenini kurmuş. Birine 2 ocak koymuş, birine 1 bir ocak koymuş. Deney düzeneklerini inceleyen öğretmen Sedat'a bazı sorular soruyor ve aşağıdaki cevapları alıyor. Buna göre Sedat deney düzeneğinde Nasıl bir değişiklik yaparsa hatasını düzeltir diyor arkadaşlar. Öğretmen demiş ki deneyindeki bağımlı değişken nedir? Sedat demiş ki sıcaklık değişimi. Deneyindeki bağımsız değişken nedir diyor. Verilen ısı miktarı. Evet ikisinde birinden farklı deneyindeki bağımsız değişken ısı miktarı. Çünkü farklılar doğrudur bu cümle. Deneyindeki kontrol değişkenleri nelerdir? Yani kontrol değişkeni demek arkadaşlar sabit değişken. Maddenin miktarı diyor, ısıtma süresi diyor, maddenin ilk sıcaklığı ve maddenin cinsi diyor. Arkadaşlar maddenin cinsi aynı değil. Maddenin cinsi farklı. Birinde su var, birinde alkol var. O yüzden şöyle de yapması lazım. Birinci düzenekteki su yerine de aynı miktarda alkol koyarsa bütün cümleleri doğru olur. Şuradaki maddenin cinsi cümlesinden dolayı bir hatası var. Çünkü maddenin cinsi sabit değişken değil. Farklı maddeler var. İkisinde de aynı sıvı olması için kapya ikisinde de su olacak ya ikisinde de alkol olacak arkadaşlar. Aradığım cevap D şıkkı olur. Eşit kütleli ve eşit sıcaklık ilk sıcaklıkları aynı olan X, Y ve Z küreleri buz kalıbının üzerine şekildeki gibi aynı anda bırakılıyor. Evet kütleleri eşitmiş. İlk sıcaklıkları üçünün de 70 dereceymiş. Isı çay, ısıca yalıtılmış bir ortamda küreler ve buz arasında ısı alışverişi bitene kadar beklenildiğinde Y küresinin buz kalıbı üzerinde en fazla ilerlediği. Sallıyorum Y buraya kadar gelmiş arkadaşlar. Z küresinin ise en az ilerlediği. Z daha yukarıda kalmış. Şuraya çizelim. O zaman Y yani X'i de şöyle ortaya çizeyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buna göre küreler ile ilgili ifadelerden hangisine ulaşırız diye arkadaşlar. Buradan arkadaşlar neyi anlarız? X, e, X küresinin öz ısısının Z'den büyük olduğunu anlarız arkadaşlar. Niye? Çünkü X daha çok e, derine indiğine göre Z'ye göre arkadaşlar X'in sıcaklığı daha fazla eritmiş burayı. Yani öz ısı daha büyüktür arkadaşlar. X'in öz ısısı Z'ninkinden daha büyüktür. Diğerleri niye değil? Y'nin öz ısısı X'inkinden küçüktür diyor arkadaşlar. Hayır. X'inkinden büyüktür. Z küresi X küresine göre yani şu ikisini karşılaştırıyoruz. Buz kalıbına daha çok ısı enerjisi aktarmıştır diyor. Hayır arkadaşlar küreler buz kalıbına eşit miktarda ısı aktarmışlardır. Hayır arkadaşlar aynı miktarda eşit, eşit miktarda ısı aktarmıyorlar. Cevabımız C şıkkıdır. Fen bilimleri laboratuvarında öğrenciler iki gruba ayrılarak aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyorlar. Deneylerinde sabit ısı veren özdeş ısıtıcılar ile özdeş kaplar kullanmışlar. Daha sonra deney sonuçlarına göre aşağıdaki bir tablo oluşturmuş. Sadece bu deney sonuçlarına göre hangilerine ulaşabiliriz arkadaşlar bakalım. İlk ilk sıcaklığı 10'du 20 oldu. Hepsi 1 dakika sürede ısıtılmış. L'ninki 15 dereceye çıkmış sıcaklığı 5 derece artmış. M'ninki 16 derece birden artmış. N'ninki 10 derece artmış arkadaşlar. K'ninki de 10 derece artmıştı. Ne, bu, sadece bu deneye bakarak ne anlarız? Neler farklı arkadaşlar bunlarda? sular aynı. Su, şu üçünde su var. Bir tanesinde alkol var. Bu ikisinin kütlesi hatta şu, iki, şu üçünün kütlesi aynı. Bunun kütlesi daha fazla. Bakalım şimdi. Maddelerdeki sıcaklık artışı maddenin miktarına bağlıdır. Evet maddenin sıcaklık artışı maddenin miktarına bağlıdır. Anlarız. Nereden anlarız? Mesela şu L ve N kabına baktığımızda ikisinde de su var. ikisinde de bir ocak var. Ancak miktarı az olanın sıcaklığı daha fazla artmış. Nereden bildik? N'ninki 10 derece artmış, L'ninki 5 derece artmış. Bunu anlarım doğru. Maddelerin cinsinin farklı olması sıcaklık değişimini etkiler. Evet arkadaşlar, mesela K ve M'ye bakarsak, miktarları aynı ancak cinsleri farklı. K'nın sıcaklığı 10 derece artmış, M'nin sıcaklığı 16 derece artmış. Yani farklı cins sıvının sıcaklık değişimi farklı olmuş. Doğru. Farklı cins maddeleri aynı sıcaklık değişimine ulaştırmak için farklı miktarlarda ısı verilmelidir diyor arkadaşlar. Şimdi bunu anlayabilmeniz için arkadaşlar farklı cins maddeleri şu iki farklı cins madde var burada elimde. Aynı sıcaklığa ulaştırmak için farklı miktarda ısı vermek. Bu deneyde öyle bir şey yapmamışız arkadaşlar. O yüzden böyle bir yoruma sonuca ulaşamam. İlk sıcaklıkları eşit olan aynı cins maddeleri bir belirli bir sıcaklığa ulaştırmak için kütlesi büyük olana daha fazla ısı verilmelidir. Arkadaşlar bu deneyden de yani direkt doğrudan ben bu sonucu anlayacağım bir deney değil bu şu düzenek. O yüzden bununla da ulaşamıyorum. Sadece bakın şurada püf noktası sadece bu deneye bakarak dediği için bunu da yanlış sayıyorum arkadaşlar. 1 ve 2'ye ulaşabilirim. Aradığım cevap arkadaşlar A şıkkıdır. Özdeş kaplara konulan aynı ortamdaki aşağıdaki sulardan hangisini kaynama sıcaklığına ulaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarı, ısı enerjisi miktarı en fazladır. Ne olacak arkadaşlar? E, miktarı fazla olacak ve diğerlerinden daha soğuk olacak değil mi? Su kaç derece kaynıyor? 100 derece. Yani 100 dereceden daha uzak bir soğuğu sayı olması lazım. Hem de miktarının çok olması lazım. Evet şu ikisi 200 gram. Ama 40 dereceyi ısıtmak için 60 dereceye daha ihtiyacım var. 70 dereceye 30 derece ihtiyacım var. Yani bunu ulaştırmak daha zor arkadaşlar. O yüzden daha çok ısı vermem gerek C şıkkına. Yani 60 derece birden artırmam lazım. Ötekini 30 derece artırmam lazım. O daha kolay olur. C'deki daha zor olur. Aşağıda sabit ısı veren özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütleli K, L, M maddelerinin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Grafiği inceleyen bir öğrenci aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşabilir? Evet. Bunun sıcaklığı arkadaşlar kaç derece artmış? 5 dakikada 20 derece artmış. Bunun sıcaklığı 10 dakikada 40 derece artmış. 70'e 70 çıkmış 30'dan. M'ninki de 10'dan 50'ye çıkmış. Bunun sıcaklığı da 40 derece artmış 10 dakikada. Ama K'ninki 5 dakikada 20 derece artmış. K, L, M maddelerinin cinsleri farklıdır. böyle bir şekilde diyemem arkadaşlar. Çünkü hatta üçü de aynı cins diye düşünebilirim. Çünkü... 10 dakika içinde L'ninki de aynı sıcaklık derece artmış. 40 derece artmış. M'ninki de 40 atmış. Hatta K'yi de 10 dakika ısıtsam onunki de 50'den 90'a çıkıp o da 40 derece artmış olabilirdi. Aynı madde olabilirler. L'nin öz ısısı en küçüktür diyor arkadaşlar. Hal böyle bir yorum da yapamam arkadaşlar. Çünkü MS bu da 20 10 dakika içinde bu da 40 derece artabilirdi. Maddelerin 5. dakikadaki sıcaklık değişimleri farklıdır. Arkadaşlar 5. dakikaya şuraya bakarsak yani L'ninki 30'dan 50'ye çıkmış 20 derece artmış. M'ninki de 10'dan e, 30'a çıkmış 20 derece artmış. Yani sıcaklık değişimleri farklı değil aynı o yüzden yanlış. K maddesi 10. dakikaya kadar ısılmaya devam etseydi sıcaklığı 90 olurdu. Evet 90 olurdu biraz önce ifade ettik. 5 dakikada 20 derece arttıysa 10 dakikada arkadaşlar bir 20 dakika 20 derece daha artardı. Yani 40 derece birden artıp 50'den 90'a ulaşabilirdi arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 8. E, ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda özdeş kaplarda şekildeki gibi farklı miktarlarda ve başlangıç sıcaklıkları aynı olan sular bulunmaktadır. Evet üçünde de su var arkadaşlar. Miktarları farklı. İlk sıcaklıkları aynı. Bu kaplardan iki takım alınarak sabit ısı veren özdeş ısıtıcılar ile İki ayrı deney yapılıyor ve deneyin sonuçları tabloya kaydediliyor. Tablolara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar ilk şu, ilkinde üçünün de sıcaklığı 30 derece. 2 dakika ısıtınca arkadaşlar kanın sıcaklığı yani son sıcaklık K olmuş birincisininki. ikincisininki L, ki M olmuş. Arkadaşlar burada sıcaklığı en çok artan hangisi olur arkadaşlar? Sıcaklığı en çok artan miktarı en az olan olur değil mi? Miktar en az olan sıcaklığı en çok artandır. Yani demek ki arkadaşlar sıcaklığı en çok artan bir dakika şu K'ymiş. Bununki L dedi. Bununki de M dedi arkadaşlar. Sıcaklığı en çok artan ikinci düzenek olacağı için arkadaşlar burada en sıcak L deriz. Daha sonra M deriz. En azar çok olan K'dir arkadaşlar. İkinci deneye baktığımızda ısıtma süremiz arkadaşlar. Bu sefer ısıtma sürelerini karşılaştıracağız bu sefer. Üçünün sıcaklığı da 30'dan 60'a çıkmış. Yani 30 derece birden artırılmış arkadaşlar. 30 derece birden artırabilmek için arkadaşlar bu sefer pardon arkadaşlar. 30 derece artırabilmem için arkadaşlar bu sefer neye dikkat edeceğim? Miktarı az olanı daha az ısıtacağım. Miktarı az olanı daha az ısıtıp Miktar çok olanı daha çok ısıtmam gerekecek arkadaşlar. Miktar çok olan da bu sefer ne dedi? P, R, S diye sıraladık değil mi? Bu P, bu R, bu da S diye sıraladıysak arkadaşlar. Miktar en çok olanı en uzun süre ısıtmam lazım. Yani P'yi en çok ısıtacağım. Daha sonra S, en az da R'yi ısıtacağım arkadaşlar. O da o zaman P, S, R oldu. Öteki de L, M, K'ydı. Aradığım cevap arkadaşlar o zaman B şıkkı oluyor. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.